Keseceğiniz kurbanlara mutlaka yoksulları, fakirleri ortak edin diyor Hazreti Allah. Keseceğiniz kurbanlara evinizi, ailenizi, çocuklarınızı ortak edin diyor Hazreti Allah. Keseceğiniz kurbanlara konu komşunuzu, akrabalarınızı ortak edin diyor Hazreti Allah. Bu ne muazzam bir hadisedir. Ve üstelik bayram günlerinde oruç tutmayı, ağzını bağlayıp oruç tutmayı da yasak ediyor. Şu kurban bayramı 4 gündür. Bu 4 gün içerisinde oruç tutan Müslüman Allah'a itaat etmiş değil, Allah'a isyan etmiş kabul ediliyor. Bu 4 günde oruç tutanları Allahu Teala kabul etmiyor. Oruç tutmayacaksınız, ağzınız açık bulunacak, birbirinize gidip geleceksiniz diyor Mevlamız. Sen ona gideceksin, o sana gelecek. Komşular, insanlar, Müslümanlar, kardeşler, akrabalar, birbirinize gidip geleceksiniz. Size gelenlere siz yiyecek ve içecek ikram edeceksiniz. Sizin gittiğiniz evlerde onlar size ikram edecekler. Oruçlu olursanız ben oruçluyum der kenara çekilirsiniz, sofrasına oturamazsınız, kaynaşamazsınız, yiyip içemezsiniz, anlaşamazsınız, kalbiniz ısınmaz, bir araya gelemezsiniz, kaynaşamazsınız diye Allahu Teala bayram günü oruç tutmayı haram etmiş bulunuyor. Bu sistemi kim koyabilecek? Allah'ın dininden başka bizi kardeş yapacak kim var? İslam'ı alırsanız kimseyi kardeş yapamazsınız. Yani demek istiyoruz ki İslam'ın olmadığı ve İslam'ın yaşanmadığı, şu Kur'an-ı Kerim'in tatbik edilmediği, uygulanmadığı yerlerde katiyen kardeşlik olmaz diyoruz. Ve bunu ispat ediyoruz.